Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Şu istikamette bamyalarımız var. Şimdi yakından da göstereceğim. Patlıcanlarımız var ve domateslerimiz var. Tabii kükürt uygulaması yapacağız. Şöyle bir tülbente ben kükürt koydum. Bunlara bunu uygulayacağız. Bamyalarda şu anda karıncalar var. Yapraklar büzüşmüş. Şimdi yakından da göstereceğim inşallah kıymetli izleyenler. Patlıcanlarımızda, domateslerde bir şey gözükmüyor ama hafiften bir yapraklarda sararma var. Tabii daha önce ben sulu kükürt uygulaması yaptım. Bir de toz kükürt uygulaması yapmak istiyorum. Şurada da tabii salatalıklarım var. Kurudu. Nedenini bilemiyorum. Yine buna da sulu kükürt uygulaması yaptık ama bir netice alamadık. Tekrardan dikeceğim. Bazıları kurumamış ama şimdi onları da göstereceğim sizlere. Maskemizi de takalım. Ve tabii bu kükürdü bir sırık ucuna bağlayabiliriz, bu tülbenti. Evet, o şekilde de yapabiliriz ama ben bu seferlikte böyle yapacağım. Bamyamızın yapraklarını kıymetli izleyenler şöyle göstereyim. Bakınız, karıncalar bir şeyler getirmiş oralara, küçük küçük. Umarım görünüyordur. Bakınız, şöyle ben yaklaştırayım. Yani faydası olur ya da olmaz. Şu şekilde ben yapacağım. Evet. Şöyle rüzgar batıdan esiyor. Ben de her seferinde böyle batıya gelip rüzgara sırtımızı dönmezsek, evet, tekrardan şöyle bir batı tarafa gelelim. Hepsini üzerimize salabilir rüzgar. Şurada da kabaklarımız var. Salatalıklarımız, tabii faydası olur mu bilmiyorum. Sulu kükürt uyguladık. Faydasını çok göremedim. Bakın şu şekilde kurudu. 2-3 güne de bir suluyorum. Tekrardan da diktim, olursa şöyle küçükler. Şunu da ipe almamıştım. Bu yeşil duruyor. Bakınız, karıncalar. Şöyle bunu yakından da göstereyim. Bakınız kıymetli izleyenler. Şu şekilde. Yani küçük bir şeyler var. Hastalık mı, böcek mi? Bilemiyorum. Evet, inşallah faydası olur. Şunlar da ölmüş ama gene de atayım. Bakınız, bu da sararmış. Çok ümidim yok ama bunlar da, domateslerimiz tabii olmaya başladı. Şöyle bir çok bir hastalık gözükmüyor ama bunlar da patlıcanlarımız şu şekilde bir kere daha toz kükürdü uygulamasını yapmış olalım. Tabii toprağa da atılabilir kıymetli izleyenler, hiçbir mahsuru yok. Yani toprağa da bir miktar, her köke, domates köküne bir yemek kaşığı konabilir. Tabii ben yapmadım ama yapıldığını biliyorum. Bu sene yapamadık. Tabii ben devam edeceğim kükürt uygulamasına. Amacım tabii nasıl yapıldığını göstermek. Büyüklerimiz de böyle yapardı. Evet. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Soru, öneri ve yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ben her yoruma ve soruya cevap veriyorum kıymetli izleyenler. Kafanıza takılan sorular olursa
cevap veririm bildiğim kadarıyla. O noktada tereddüt etmeyin. Tabii şunu da ilave edeyim. İlaçlama ve kükürt uygulamasından sonra sebzelerimizi sulamakta fayda var kıymetli izleyenler. Bir paylaşımı daha burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.